Evine yapılan silahlı saldırının ardından Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olur açıklama yaptı. Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evine yapılan saldırının ardından Peker'in yardımcısı Emre Olur'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in Beykoz'daki evinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Sedat Peker'in adamı olduğu öne sürülen Yılmaz G., saldırıda 3 kurşunla yaralandı. Yılmaz G., hastanede tedavi altına alındı. Gelişmenin ardından Sedat Peker cephesi sessizliğini bozdu. Saldırının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Olur, sayın. Reis Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine süslü sülünün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için, konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi, diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır, dedi. Devamında soyluya seslenen emre olur, süslü sülü. Seni Amerikalılar top yapacak birey yapacak diye korkmana gerek yok. Senin top birey olmanı sağlayacak kişi belli. Bundan emin ol, o renkler sana çok yakışacak. Unutma bunu güzel sülü ifadelerini kullandı. Sedat Peker'e gönderilen mesaj Akif Beki açıkladı. Karar yazarı Akif Beki, Sedat Peker'in ifşalarının yargı katında herhangi bir karşılık bulamadığını vurguladı, ardından organize suç örgütü liderinin Beykoz'daki evine düzenlenen saldırıyı yorumladı. Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu'nun sınırları içinde yer alan ve ''Tek mal varlığım'' dediği evine düzenlenen saldırıyı köşesine taşıdı organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde Birleşik Arap Emirliklerinde yaşamını sürdüren Peker'in emniyet görevlilerini zahmete sokmadan konuştuğunu, karıştığı suç eylemlerini ve duyumlarını anlattığını dile getiren Beki, şöyle devam etti ama ifşa ve ihbarları hiçbir hukuki sonuca dönüşmüyor. Karanlık dünyanın kara kutusu, birçok bileni, sorgucuları yormadan dehşet verici itiraflarda, ifşalarda bulunuyor. Bırakın yeri yerinden oynatmayı, polisi, yargıyı, siyasi yetkilileri harekete bile geçirmiyor. Polis de savcı kriminal kişilerin, suç örgütlerinin lafıyla hareket etmezmiş. Kimin lafıyla hareket edecekti peki, cami hocasının mı? Devlet, suçluların kirli itiraflarına, ifşalarına mı itibar edecekmiş? Hadi ya, eskiden suçluların ağzından iki laf almak için ölümüne işkence edenler, bunu bilmiyordu demek. Devlet, suçluları sustururmuş meğer, öyle mi? Anlatmak, yapmaktan daha büyük suç yani. Sedat Peker'in bir türlü almadığı mesaj buysa, o mesaj sadece ona değil. Temiz siyaset, suçla etkin mücadele ve hukuk düzeninde yaşamak isteyen herkesedir. Sedat Peker'in başına 25 milyon dolar ödül kondu. Gazeteci Erkacarır, Sedat Peker'e yönelik suikast için 25 milyon dolar ayrıldığını öne sürdü organize suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yönelik saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erk Acarır, Bayede bulunan Peker'e yönelik suikast için 25 milyon dolarlık bir ihale açıldığını iddia etti. Acarer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle. Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet ediyor. Edindiğim bilgiye göre Peker'e suikasta önce 5 milyon dolarla ihale veriliyor. Ancak bu başarılı olamıyor. İhalenin önerildiği bazı mafya grupları da bunu kabul etmiyor. Bu nedenle fiyat 25 milyon dolara çıkarılıyor ve iş ihale usulüne değil açık pazara döndürülüyor. Yani hangi grup vurursa vursun 25 milyon doları alacak. Dünyada ve uluslararası pazarda uzun yıllardır uygulanmayan bir yöntem bu. Son örneklerinden biri İran tarafından Salman Rüştü'ye karşı organize edilmek istenmişti. Tüm bunlardan Peker'in iktidarda nasıl bir deprem yarattığını ve özellikle son anlattıklarından sonra telaşın boyutlarını gösteriyor. Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması. Özdağ telefonda küfürleştik demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın telefonda küfürleştik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süredir gerginlik yaşadığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile telefonda küfürleştiği iddiasıyla ilgili olarak ilk kez açıklamalarda bulundu. Van'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur. Birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz." dedi. Ardından şunları kaydetti: "Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil." Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız. Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil. İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var, telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya? Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım. Bunlar Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile uzun süredir karşı karşıya olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şok bir paylaşımda bulunmuştu. Özda mesajında Soylu ile yaptıkları telefon görüşmesinde küfürleştiklerini belirtirken Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık ifadelerini kullanmıştı. Yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Soylu'ya meydan okuyan Ümit Özda, karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım, yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı demişti. Özdağ daha sonra konuşmanın perde arkasını anlattı. Söz konusu görüşmenin perde arkasını Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan Halk TV ekranlarında anlattı. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisleri paylaştığını söyleyen Pehlivan şu ifadeleri kullandı, Ümit Özdağ cephesi bazı sosyal medya trollerinin bel altı haber metinleriyle kendisini ve partisinin yöneticilerinin yıpratılmaya çalışılmasında Süleyman Soylu'nun bağlantılı olduğunu düşünmüş. Özda, bunun üzerine daha önce bir AKP milletvekili aracılığıyla böyle haberler yapılmaması yönünde Soylu'ya haber göndermiş. Son bir iki gün içinde benzeri bir bel operasyonu gözlemleyince iddia odur ki Süleyman Soylu'ya Whatsapp'tan bir mesaj atıyor. O Whatsapp mesajında, bu siyaset değildir, böyle siyaset yapılmaz diyerek sert bir şekilde bu yayıncılığın iftira olduğunu ve böyle yapmaması gerektiğini belirtiyor. Tırnak içi bilmiyorum, size ana fikri anlatıyorum. Ben de bildiklerimi anlatırım gibilerinden aslında üstü kapalı bir uyarıda da bulunuyor Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya karşı. Deniyor ki bundan sonra Süleyman Soylu Ümit Özdağ'ı aramış ve iddia odur ki Soylu Özdağ'a küfür etmeye başlamış ve karşılıklı küfürler yaşanmış. Özdağ çık karşıma demiş, Soylu da bir gün karşına çıkacağım mesajı vermiş. Süleyman Soylu bazı uyarılarda bulunmuş. Ümit Özdağ senden korkmuyorum mesajı vermeye çalışmış. Telefon böyle kapatılmış. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisler bu yönde.